arkadaşlar. Bu canlı yayında sizlerle Ramazan dilencileri hakkında konuşmak istiyorum. Bu Ramazan günleri, gerçi cuma günleri de bu dilenciler ortalığa çıkıyor. Hayırlı cumalar diye. Ramazan'da da daha henüz oruç başlamadan bir gün önceydi. O günden benim karşıma çıkmaya başladılar. Hatta bir adamcağız, genç bir adam çıktı. Kaç yaşındasın diye sordum da 40 yaşındayım dedi. Fakat bana ilk söylediği şey, daha ben yaşını falan sormadan, dileniyordu. Geldi, abla dedi, benim 9 çocuğum var, 9'u da oruç tutacak dedi. 9 çocuk mu? Yani 9 çocuk nasıl olabilir? Ya paran yok, dileniyorsun, 9 çocuk. Bunu geçelim, bu başka bir konu. Fakat onun haricinde eğer ki duygusal yönünüzü kullanarak sizden para isteyenler veya dilenenler varsa ben bunlara baştan beri karşıyım. Cuma günü, tamam cuma, hayırlı cumalar diyenler, namaz kılanlar, cumaya gidenler olabilir. Herkesin değişik, farklı inançları var. Bunlara saygı duyarız. İnandığı herhangi bir şey var. Ama bunu kullanarak dilenmek, senden para istemek. Parayı ihtiyacın olduğu için istersin ki, inanın gerçek ihtiyacı olanlar maalesef isteyemiyor. Bu bakımdan ben zaten genelde dilencilere para vermem. Genelde diyorum, bazen gene ben de maalesef duygularıma esir düşüp verebiliyorum. Hatta geçenlerde yaptım. Eşim de bana, bak dedi, ben sana şimdi göstereyim sen kime bu şekilde bir şey yapmışsın. Bu sefer de afeti kullanan, biz işte depremzede olarak geldik diye Ataköy 5. kısımdaki çarşının başında bir küçük kızcağız vardı. En sonunda gel dedim sana bir gofret alayım. Çocuklara genelde gofret veya istediği bir şey almaya çalışıyorum. Belki onları almıyorlardır diye. Çünkü parayı ellerinden aldıklarından eminim. İşte dedi ki abla yağ alır mısın? Çünkü dedi biz dedi Adana'dan geldik dedi, evimiz işte şey oldu dedi, burada dedi yengemlerin yanına geldik dedi, yağ falan ihtiyacımız var, biz alsak da işte onlar da bitiriyor, bize şu kadar kalıyor. Her neyse, ben daha Migros'a girer girmez en büyük, yani böyle 5-6 kiloluk bir şeyi hemen eline geçirdi, kıramadım, aldım. Sonra eşim gösterdi. Her gün oraya gelen, meğerse daha önceden de, yani afetten çok önceden beri gelen biriymiş. İşte bu, hani ben de böyle şey yapabiliyorum, inanabiliyorum, duygularımın esiri olabiliyorum ama gerçek ihtiyacı olanların çoğu maalesef aç bir ilaç bir yerlerde oturuyor. Bizim esas onları bulmamız lazım. Tabii ilk önce esas kimsenin aç olmayacağı bir sistemi kurabilmemiz lazım. Bunun içinde insanlık uyandıkça, ki yavaş yavaş uyanıyor, bunu da görüyoruz. Tüm dünyadaki ayaklanmaları siyasiler her ne kadar bastırsa da insanlar yavaş yavaş sisteme karşı çıkmaya başlıyor. Zaten sistemle çöküyor. Bankalar da teker teker, Avrupa'da görüyorsunuz birçok bankanın maalesef çökmeye başladığını. Demek ki sistem çöküyor. Afrika'daki o ağaçlar, onları bırakın, buradaki ağaçlar, bu insanlar. Esas bizim yapmamız gereken bu sistemi nasıl düzeltebiliriz diye hepimizden sadece şikayet etmek değil, elimizden ne geliyorsa bir şeyler yapmaya çalışmak. Ama onun haricinde de gerçek ihtiyacı olanları eğer bir yardım yapmak istiyorsak bulabiliriz. Böyle bugün cumaydı, yok Ramazan'dı, ben oruç tuttum, bunların bizim para vermemize hiçbir ilgisi yok. Bunlar sadece duygu sömürüsü yapan, maalesef böyle duygusal vampirler. Duygusal vampirlerden uzak duralım. Bunlara para vermek belki çok kolay. Çünkü öbür kişileri, gerçek ihtiyacı olanları arayıp bulmak daha zor olabilir ki muhtarlıklardan, herhangi bir yerden bulabiliriz. Veyahut bu tip daha fakir olabilecek bölgelerdeki insanların bakkala olan borçlarını ödeyebiliriz. Yani bütün bunlar yapılabilir. Veya ev kirası veremeyen çok fakir bir kişine yardım edebiliriz. 10-15 kişi birleşip bir aylık parasını ödeyebiliriz. Her neyse. Ama gelip de bugün cuma, bugün Ramazan, biliyor musun oruç tutuyorum diyen kişilere lütfen böyle yenilmeyelim, duygularımıza yenilmeyelim. çok önemli. Çünkü maalesef dünyada hep insanları kandıran dilenciler kazanıyor. Bunlar siyasetçi olabilir, iş adamı olabilir, her şey olabilir ama kandırıyorlar. Daha önce de bahsettiğim gibi kimi aidiyet hissiyle kandırıyor. İşte ya din, ya milliyet, ya şu, ya bu. Kimi bu şekilde, bu da bir nevi işte Cuma'ymış, Ramazan'mış, dinsel bir kandırma. Allah ile aldatma derdi rahmetli Yaşar Nuri Öztürk. Çok güzel bir tabirdi, çok sevdiğim, Allah ile aldatıyorlar. Bunlara kanmayalım. Çünkü tam Ramazan'a girdik. Ben her gün karşımda 4-5 tane böyle oruç tutuyorum diye. Ben de bana ne diye geçiyorum. Yani bunlara kanmadan gerçek ihtiyacı olanları bulmaya çalışalım. Hatta geçenlerde şöyle bir şey de oldu. Genelde hep oluyor. Allah herkesin ömrünü uzun etsin ama tabii ölümler oluyor. Geçenlerde benim gene bir yakınım vefat etmişti. Camideydik. Biri geldi, şey dedi, işte şey sahibi kimdi, ne denir yani, ölen kişinin, cenazenin sahibi kimdi falan filan. Cenazenin esas benim eşimin de akrabası ama esas kızı yurt dışındaydı zaten, oradan hemen atlayıp gelmişti. Ben de bir şey soracak diye gösterdim. Sonra bir baktım konuşmasını duyunca hemen gittim yanına. Pardon dedim, ne istiyorsunuz? İşte dedi, hani böyle bir helallik gibi, hani şöyle böyle bilmem ne için, ne dediği de belli değil. Siz kimsiniz dedim. Ben de camide görevliyim. Nasıl camide görevlisin? Camide görevli olan biri para istemez. Bu tip dilenciler, bir de bir üzüntünüz varsa, İşte böyle cenaze gibi, Allah korusun, herhangi bir şekilde gelip bunu da kullanan çok var. Bu tip bizim duygularımızı kullananlara karşı durmamız lazım. Ki aklımızla, mantığımızla, kalbimizi de tabii devreye koyarak gerçek ihtiyacı olanları bulabilelim. Ve dediğim gibi bütün mesele aslında aklımızı da kullanarak ve cesaretimizi de ele alıp ayağa kalkarak, hiç kimsenin aç kalmayacağı, dünyada hiç kimsenin aç kalmayacağı o sistemi kurabilelim. Kurulmasına yardımcı olabilelim. Üzerimize ne düşüyorsa kendi becerimizle, kendi çabamıza bunları yapabiliriz. Bugün bu kadar. Bunu konuşmak istiyorum. Evet, kısa gibi ama çok önemli. Bunlara dikkat edelim. Artık biraz yaptıklarımıza dikkat edelim ki bazı şeyleri oturtmaya başlayalım. Bu tip duygu sömürüsü yapan, duygu vampirlerinin eline bırakmayalım insanları. Gerçek ihtiyacı olan ve gururdan hiçbir şey söylemeyip evinde aç bir ilaç oturanlara, bunlara ulaşabilelim, bunlara yardım edebilelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.